Hamburger ya da abur cubur yediğinizde aslında sigara içtiğinizi söylesek inanmazsınız değil mi? Ama ne yazık ki öyle. Fakat fast food ya da abur cuburların yani işlenmiş gıdaların sigara kadar zararlı olduğunu anlatmaya çalışmıyoruz. Sağlığımıza zarar verdikleri ve fazla kilolarımızın sorumlusu oldukları bir gerçek. Peki zararlarını bile bile neden abur cubur ve fast food gıdalardan vazgeçemiyoruz? Diyabet hastası olup da çok sevdiği kekleri yemeye devam edenler yok mu çevrenizde? Fazla kilolardan kurtulmaya çalışırken her seferinde kendimizi yerken bulduğumuz bu gıdalarda mı bir şey var yoksa iradenizde mi? İradenizi suçlayabilirsiniz elbette. Sonuçta kimse kafanıza silah dayamıyor. Ancak sorunun başka bir boyutu var. Anlatalım. Araştırmalara göre Amerika'da yetişkinlerin %20'si ve çocukların ise %15'inin aşırı işlenmiş gıdalara bağımlılık belirtileri var. Bu sadece tespit edilebilen bir oran ve rakamların daha da korkunç boyutlarda olduğu tahmin ediliyor. Fabrikalarda yağ, şeker ya da tuz içeriği değiştirilmiş çok sayıda bileşenler, bu gıdalar bilmediğimiz tat ve duyu güçlendiricileriyle insanların karşı koyamayacakları kadar baştan çıkarıcı hale getiriliyor. Çünkü gevrekler, dondurmalar, tatlılar, sosisler, köfteler, şekerlemeler, pudingler ve daha binlerce gıdayı üreten dev şirketlerin tek bir amacı var. Bir kez daha satabilmek. Bunu yapabilmek için de sadece lezzetli, kaliteli ürün ve janjanlı paketlerle reklamla yetinmiyorlar. Peki ne mi yapıyorlar? Şimdi sıkı durun. Sigaradaki nikotinin tetiklediği beyindeki bağımlılık bölgesini hedef alıyorlar ve bu bilimsel olarak da ispatlandı. Mayıs ayında Londra'daki Uluslararası Gıda Bağımlılığı Konsensus Konferansı için bir araya gelen uzmanlar, aşırı işlenmiş gıdaların bağımlılık yapabileceğine ilişkin yeterli kanıt olduğunu açıkladı. Dahası da var. İşlenmiş gıdalarla beslenen farelerle yapılan bir deneyin sonuçları oldukça ürkütücü. Amerika'da yapılan deneyde farelere verilen gıdalar kesildiğinde diş gıcırdatma, huzursuzluk gibi yoksunluk belirtileri ortaya çıktı. Yani fareler birer bağımlı olmuştu. Michigan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Ashley Gertert ise farelerle daha ilginç bir deneye imza attı. Uzun süre işlenmiş gıdayla beslenen fareler standart yiyecekleri bırakıp hayatlarını tehlikeye attı. Obez fareler standart yiyecekleri göz ardı ederek kek ve çikolatalara ulaşmak için elektrik çarpmasını göze aldı. Canları yansa da işlenmiş gıdaya ulaştılar. Bilim insanlarının tespitlerine göre sigara içenlerde nikotinin beyindeki etkisi neyse aşırı işlenmiş gıdanın da o. Abur cubur tüketenlerde mutluluk, coşku, keyif ve neşe halini ifade eden öfori skoru nikotinin skoruyla aynı çıkıyor. Sigarayla işlenmiş gıdalar arasındaki ilişki bununla da sınırlı değil. Uzmanlara göre her şey tütün devi Philip Morris'in 80'lerin sonunda iki gıda şirketini satın alarak Kraft Heinz'i kurmasıyla başladı. Gıda şirketleri bağımlılık yapacak yiyecekleri üretme konusunda o yıllardan günümüze kadar kat ettiği yolu çok şeye borçlu. Çok sevdiğiniz hazır yiyeceklere ara verdiğinizde baş ağrısı, yorgunluk, huzursuzluk gibi belirtiler ortaya çıkıyorsa işlenmiş bağımlılık sizi de teslim almış demektir.